sesini veriyorsun. Sen tamam deyince. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Aziz eylesin. Şimdi ben bir mukaddeme yapmak istiyorum. Herhalde belli oluyor. Derse çalışmayıp da derse geldiği pek olmamıştır. Notlarla beraber. Bu işimi sevmiyorum, çok seviyorum. Size çok değer veriyorum. Lap diye böyle bir yer açabilirim. Hayır. Çalışarak geliyorum. Bir şey gösterme. Yani siz de derse giderken, mutlaka derse çalışın da gidin. Tamam. Yani kitabın kenarlarına şerlerle beraber. Yaptığınız işi sevin. O bereketli olur. Şimdi beni bu derse sevk eden mana onu okumak istiyorum. Bu akşamki dersim niçin bu dersi seçtim? İnşallah istifade edersiniz. Ben çok ettim. Bugün beni meşgul etti. Soru soracağım size. Soru cevap değil. Aleminizde tutun o soruyu. Aleminizde tutacaksın. Sonra derse gireceğim. Dersin ne olduğunu anlamak için. Size sorsa, herkes düşünsün. En çok güvendiğiniz, itimat ettiğiniz kişilerden 3 tane kişiyi düşünün. Sen deriz. En çok sevdiğim ve itimat ettiğim. Bu akraba, anne baba hariç. Anne baba olmasın, o cibillidir. Eğer sorumu kale alırsanız, aleminizi değerlendirirseniz, dersten daha feyizli, keyifli geçecek. Bu birinci sorum. Anne baba, nesebi hariç, en çok güvendiğiniz, itimat ettiğiniz 3 kişiyi düşünün. Düşündünüz mü? Sorun. Niye çok itimat ediyorsunuz? Aleminizde bir cevabını bakar mısın? Birinci şahsa. Niçin itimat ediyorsunuz? Başka. Akrabalık hariç olmak şartıyla bir insanı niye seversiniz? Niye nefret edersiniz? Bir insanı en çok şu 3 tane şu sıfatından nefret ederim. Şu sıfatından severim. Mesela burada durayım. Akrabanız hariç. Bir insanı niye en çok seversiniz? Bir sıfatını düşünün. Sonra ikiye vereceğim. Hangi özelliğinden dolayı en çok seviyorsunuz? Niye seviyorsunuz o insanı? Sıdk. İki. Mesela sen ya Elavi. Musa eğer mahrem değilse. Değil. Anne baban hariç. Bir insanı niye seversin? İlk hangi sıfatına bakarsın? Sadakat. Neyine sadakat? Sırrına, derdine. Davasına mı? Davana tabii ki başta davana. Ha davasına başka burada. Davasına tamam. İki. İki niçin seversin dedi. Birincisi davasına. İkincisi? Sadakat. Dostluğumuza. Üç. Dindarlık. Birincisi din dedik. Dini. İkincisi dedik. Ne dediniz? Sadakat. Sadakat. Üçüncüsü? Niçin seversiniz? Karşılıksız sevgi abi. Ya tamam da niçin seversin? Üç tane sıfat. Bir, dinde samimi olduğu için. İki, inandığının peşinde koştuğu için. Üç, ne? Vefası var. Tamam. Yazdım ben. Peki, bir insanı hayal edin. Nefret ediyorum. İnsan, bu tip insanlardan nefret ediyorum. Bir. Yalancı olmasın. Yalancı olmasın. İki. Din. Dini yok. İki, yalancı oluşu. Başka? Riyakar. Hain ol.
Hain ne demek hain? Yani ihanet ediyor davasına. Yani, evet. Davasına ihanet ediyor. Tamam. Tamam, bunu da koyduk. Biliyor musunuz? Sevmenize sebep olan o üç tane sıfat peygamberlerde var. Nefret ettiğiniz o sıfat peygamberlerin düşmanlarında var. Başka soru. En çok sevdiğin üç şeyi düşünür müsün? En çok neyi seversin? Yani bu cinsellik hariç, eşin hariç. Yani evladın, anne babanı hariç. En çok neyi seversin? Öyleyelim mi? Ahmet. Ha tabii tabii. Dostlarımla muhabbet. Dostlarımla muhabbetimi severim. İyi ahlak. İyi ahlakı severim. Başka? Mehmet Ali mi? Niye bir insanı çok seversin? İyi ahlak dedi. Muhabbetten dolayı. Vefa dedi. Gene öne çıktı vefa. Tamam. Peki bunları bila tereddüt davana feda edebilir misin? Yani mesela en çok sevdiğin sıfatlardı bu. Madde desek arabanını mı, malını mı, canını mı, binanı mı, sevdiğin bir şeyi. Bir düşünün bakalım, davana feda edebilir misin komplesini? Değil mi? İçimizde dursun. 10 üzerinde kaç derece feda edebilirim? Sen, ayıp olmasa sorayım sana. Mesela öyle diyor, en çok sevdiğini de. En çok sevdiğin bir şey düşün. Yani bu cinsellik, akrabalık hariç, mal itibariyle. Mesela sırada birinciyi koysak ne koyar? Arabanın malını daire, ne en çok seversin? Daire değil de bahçe mesela. Bahçeyi seversin. Tavana feda edebilir misin? 10 üzerinde 10 üzerinde puan versen kaç derece edebilirsin? Yani hemen edemem ama 5 seviyesinde ederim. 3 yani. 3-5. Herkes düşünsün. Şimdi bunu nereye götüreceğim? Sen kendini en iyi tanıyorsun. Kendini herkes en iyi tanıyor. Hayatında ne kadar yalan ve aldatmak var? 10 üzerinde puan olursa hayatında ne kadar yalan var? Ha, peki bunda açık vurmayacağım. Kendinde en çok beğendiğin 3 tane sıfat, güzel sıfatları nelerdir? Mesela bunda ayıp olmaz. Kendinde en çok sevdiğin sıfat açık söyleyebilirsin. Güzel ahlak. Güzel ahlakımı severim. Sende var değil mi? Yani bende olanı. Yani... Herkeste olanı demiyor. Bende 3 tane sıfat var. Ben bunu beğeniyorum kendi sıfatım. Bu enaniyet olmaz. Ben abi kendim gibi karşında bunu düşünüyorum. Güzel. O sıfatımı severim diyor. Çok güzel. Hangi sıfatınızı seversiniz? Pratik zaman. Ne? Zaman. Zamanımı zamana sadığım ben. Genelde. Sadığım. Bu sıfatımı severim. Kendinde istemediğim başkasına istemem. İstemiyorum diyor başkasına. Yani kendimi istediğim. Tamam. Güzel. Peki, bu kullanacağız biliyor musunuz bu sıfatları, merak etmeyin. Geleceğe nasıl, niye öyle bakıyorsunuz? Geleceğinize böyle nasıl bakıyorsunuz? Mesela geleceği derken öyle 60, 70, 80 kabire değil, geleceğinize nasıl bakıyorsunuz? Biraz daha açar mısın? Mesela bakmaktan kasıt. Ha, mesela... Şöyle diyeyim, niye insanlardan farklısın sen? Yani toplumdan farklısın. Geleceğini böyle 60-70 yaşında hayal et. Nerede olmak yani nerede olmayı tahmin ediyorsun? Mana itibariyle, anlayış, idrak, fikir, duygu, ahlak. Ha, onu yani böyle illa 70 yaşında diyelim, 70 yaşında ben ahlaken, fikir bakımından, his bakımından, duygu bakımından, olgunluk bakımından herhalde şuralarda olurum. Herkesin bir şeysi var. Yani
Mesela ben şöyle diyeyim kendimden. 70 yaşına gelince kendimi bu DİM'a çalışıyorum. Enfusi 1986'dan beri çalışıyorum. 86'dan beri. DİM'a 1990'da başladım. 90'da başladım. 70'te kendimi biraz daha hızlı gidecek bu iş. Altyapılar oluşması çok zordu. Ben 70'te eğer yaşarsam, size örnek olsun diye, vicdanım ve vicdanı bitireceğim. Aynı böyle çalışmayla. Kalbi de bitireceğim. Ruhu bitiririm, bitiremem. Bitiririm zannediyorum ama en iyi zor geçerim. Onu da ötede devam ettireceğim diye kendimi görmek. Herkes kendisini 70 yaşında nerede görmek istiyor? Yani zengin olmuşum, patron olmuşum veya inandığım fikirde, şu davamda, Risale-i Nur'da şurada olacağım. Niye çoğu insandan farklısınız? Uzatmayayım. Niye sizi imtiyazlı kılan nedir o? İnancımız. He? İnancımız. Davamız. Onlarda da inan var. Davamız. Risale. Davamız. En çok neden korkuyorsunuz? En çok nereden korkuyorsunuz? Ve onun sence çaresi ne? En çok korktuğun şeyin neyle kaldırıyorsun onu? Çaresi ne? Emirlere uymak mı? En çok insanın en büyük sorunu kabir değil mi? Yani onun için en çok korktuğum kabirden korktum. Kabir. Kabiri de şeyine kaldırıyorum. Daha ne kadar çok sarılırsam. Şimdi çok en çok korktuğumuz hemen hemen orta az değil mi? Çünkü insanın en büyük meselesi kabirdir. Peki diyor ki, sence çaresi ne bu kabri? Ha? İman. İman. Peki bu kadar kıymetliyse ne kadar zaman ayırıyoruz her gün o imana? O zaman ayırdığın kadar seviyorsun. Kendini dünyada ne ile güvende hissediyorsun? Son soru. Dünyada kendinizi ne kadar güvende hissediyorsun? Yani şöyle, şu kalp var, kalp krizi var. Tansiyon var, kanser var, var da korona var. Yani ne kadar güvende hissediyorsun? 10 üzerinde puan olsa ne kadar kendini güvende hissediyorsun böyle? Hastalık, yani hastalık gelse de o kadar mühim değil. 10 üzerinde kaç? 80-90. 80-90 harika. Ben de 8,5 dedim. Çok güzel. Ahmet maşallah dedi sen ama içine gelen iş yap. Yok ya, içine gelen demeyeceksin deme. Tamam abi. Kaç? 95 abi. Maşallah. Kendini güvende hissediyorsun. Evet abi. Ne için, hangi balonun içine girdin? Niçin güvende hissediyorsun? Sebebi? Abi kadere imanla yani. Harika. İşte bu beğendiğiniz sıfatlar en alası peygamberlerde var. Nefret ettiğiniz sıfatlar düşmanlarında var. Kendimizde beğendiğimiz sıfatlar peygamberlerin ahlakından bize sirayet etmiş. Bizdeki güzel sıfatlar bizim ortaya çıkarttığımız da uyguladığımız deneme, yanılma ile elde ettiğimiz bir sonuç değildir. Bizdeki güzel sıfatlar onlara uyduğumuzdan kaynaklanıyor. Tamam? Yani peygamber ahlakı sende ortaya çıkmış da haberin yok. Sendeki güzel ahlak onun ahlakıdır. Yani sendeki beğendiğin ahlak onun ahlakı. Yani aynada gözüken güneş, güneşten koparamazsınız. Semadaki güneşin görüntüsüdür. Çiçekteki renk, güneşsiz düşünemezsiniz. Tamam? Şimdi bir insan ne kadar yalan konuşmasa o kadar beğenilir değil mi? Ehli dünyada dahil. Doğru. Ehli dünyada dahil. Ahirete vallahi inanmasa dahi dürüst insanları severler değil mi hepsi? Evet. Sever. Ne der doğuda? Ben namaz kılmıyorum ama kaymakamımızı baştakileri namazlı görmek isteriz. Aynen. Yani ben çalıştığım için biliyorum. Sanayilerde çalıştım, staj yaptım. Tamirhanede çalıştım, çıraklık yaptım, karfalık da yaptım. Bazı yerlerde yöneticilik de yaptım. Ben çıraklık yaparken
çıkıyorduk Bostancı şeyinden, sahnesinden. Çıraklar çıkıyorduk en son. Temizlik ya, patronlar önce gitmiş. Perşembe pazarında Matkes Yavşaoğlu Yahudi'nin yanında ticaret yaparken, ortaokuldayken yazın çalışıyordum. Kendi harçlığımı kendim çıkarıyordum. Pazarlama, o insanlarla iletişim orada öğrendim daha çok. Şimdi derdim ki, deriz ki, benim patron sanayinin en iyi patronu, şeye, ustasıdır. Benim ustam, sanayide var ya, en iyi usta benim ustam. Yoksa çalışamaz. Tamam mı? Hani benim Allah'ım, benim peygamberim, en iyi. Den tutunabiliyoruz. Diyor ki şimdi, 124 bin peygamberin en büyük özellikleri, muhbir-i sadık olmalarıdır. Yalan konuşmamalarıdır. Hayatlarında hiç yalan yok. Bunu en güzel, uzatmamak için, en güzel örnek Velid İbni Muhire'dir. Kur'an onun hakkında 10 tane ayetle gelmiştir. Gayrimeşru olduğunu Kur'an söylüyor onun. Bu ayet geldiği zaman Velid İbni Muhire 10 tane madde sayıyor. Bunu duymuş Ebu Cehil. Ya Velid, en yaşlıymış. Çok zenginmiş. Bir o zaman deve tank gibidir. Yaşlılığından savaşa katılamamış, İslam düşmanlığından 100 deve savaşa katmış. Süvariye 100 deve vermiş. 100 tane tankla girmiş savaşa. Böyle bir kafir. 10 tane sıfatından bir tanesi, Ebu Cehil geliyor diyor ki, ya Velid, Muhammed yalan der mi demiş. Hani böyle bir meydanda bakkalda oturuyorsunuz. Olanı söylüyor. Demez ya. Ebu Cehil'in ismi Ömer'in Hişam'dır. Hatta bu Ömer bizim Ömer. Ömer. Demez ya Ömer dedi. Muhammed yalan demez. İşte kemalat odur ki düşmanları da itaat eder. Peki demiş. O şunu söylüyor senin için. Böyle ileri geri konuşan, yalan konuşan şöyle. Velid dedi, ben buna şahidim, öylesin. Buna da şahidiz, öylesin. O da diyor ki, evet, mertlik var. Evet, bu bende de var. Var. Bu da var. Bu da var. Galiba yedinci madde zenimdir diyor. Gayrimeşrudur diyor ayette. Durdu, bilmiyorum dedi. Sekizi atlıyor. Evet var dedi. Evet, hepimiz de şahitiz. Çünkü sen medarbası olmuşsun. En azili böyle şey. Her şeyini davaya vermiş. O Velid İbni Muhire. Onuncusunda da var. Velid dedi. Dokuzu tamam. Onuncuyu da öğren. Bu diyor putlar için söylüyor. Bunlara yemin olsun Muhammed eğer bunu yalan söylerse Velid İbni, şimdi evini basacağız diyor hepimiz. Tamam. O kadar yaşta olmasına rağmen annesi yaşıyormuş. Ondan sonra annesine gidiyor arkadan kılıcı dayıyor. Dedi ki ne yapıyorsun dedi. Anne çok ciddiyim de. 10 tane benim hakkımda ayet inmiş. Şu. 7. maddede benim gayrimeşru olduğumu söylüyor. O da ona söylüyor zaten. Muhammed yalan söyler mi demedi oğlum demiş. Peki oğlum demiş, otur anlatayım. Senin babandan çocuk olmuyordu. Seni çobandan aldı, bizim çobandan. Tamam bir şey demiş. Geliyor meydana, öyle mertlik varmış. Ya Ömer demiş. Doğruymuş. Oturmuşlar. İşte bu Velid İbni Muhire ayet indiği zaman şöyle demişti. Çok acayip beli ve fasih konuşurdu. Ezberi acayipti. O zaman ezberler. O metinleri okurdu, o şeyde Kabe'ye asılan şeyler var ya, Mualakat-ı Seba, o şeyler, tabletleri. Okurdu böyle bir adam. Ayet eline verdikleri zaman kendisi diyor, bak, bu nedir demiş. Bu demiş, geçmişlerimizin böyle bir şiiri olamaz. Cinleri ben bilirim dedi, böyle sözleri de olamaz. Bu dedi, bu ancak Allah'ın ayetidir dedi. Yanındakiler ne yapalım dedi.
Dedi ki, sihir deyin gidin. Diyen o ilk. Sihir deyin, geçiştirin gidin. Böyle diyor. Şimdi bakın, biraz önce saydım, hepim istatistik yaptık. Soru sorduk size. Şimdi hangi sıfatlar, yani üç kişi, anne baba, nesebe hariç, üç kişi seçtik veya bir kişi seçelim. Alemimizde iş yapmış, tesir etmiş, dünyamı değiştirmiş bir kişiyi seçin hayalinizde. Dünyanızda çok değerli bir insan. Onun hangi sıfatını seviyorsunuz? İşte o sıfat peygamberin sıfatı. Cömertlik mesela. O insanın cömertlik vesaire sadan. O insanı güzelleştiren sıfat zatını bir sıfatı değil. Dine uyma nispetinde ondaki güzellik olmuş. Yani ona uyduğu için o gözüküyor. İşte 120 bin, 124 bin ispat ehli eden ehli ihtisas. Ehli ihtisas. Mesela şimdi bir hastaneye gidiyoruz. Sağlık ocağına pratisyen. Devlet hastanesine gidiyoruz. Normal ihtisas doktor. Diyor ki, yoksun bilmem ne. Tamam, budur. Gidip eczaneden ilacını alıp içiyor musun? Niye itimat ediyorsun? Ehlidir. Nerede biliyorsun? Hastanede devlet koymuş canım. Uzman. Herhalde uzman doktor. Uzman yazıyor tabelasına. Devlet şu yapmasaydı bunun uzmanlık unvanını verir miydi? Ama ben görmedim ki okuduğunu. Tıpı okurken ben yanında mıydım? Uzmanlığın bilgisini için biliyor mu? Yani devlete itimadımızdan dolayı ona itimat ediyoruz, ilacını içiyoruz. Yanlış çıkma ihtimali yok mu? Olduğu halde ilacını içiyoruz. Yanlış çıkarsa ilacı geri kusabilir misin? Bir ay içtin, olmadı diyor, tam değiştiriyoruz diyor. Lan ne yapacağız? Ha, buna itimat ediyorsun. Peygamberler, hani devlet onu onayladı ya, peygamberlerin güzel sıfatlarını devlet değil, fıtratım onaylıyor. Yalancı dahi olsam dürüst adamı severim. Sözümde durmasam bile sözünde duranı seviyor. Cömert değilse cömerti seviyor. Acımam yok ama merhametliyi de severim. Bu kafirlerde de var böyle. Şimdi kim onaylıyor peygamberlerin peygamberlik güzel sıfatını? Bir devlet değil. Fıtratım onaylıyor. Fıtratım onaylıyor. Alçak dahi olsan yükseği tasdik ediyorum. Peki reçetesine uysam yan tesiri var mı? Yok. Namaz kıldık vallahi ahireti yanlış çıkmış ya. Ne yapalım? Bir zararı. Oruç tuttum bir zarar ihtimali var mı? Yok. Ahiret var dedik. Hakikaten gitti. Yok ahiret yok. Zarar ihtimali var mı? Yok. Var dedik. Var çıkarsa köşeyi döndüm. Yok çıkarsa zarar yok. Tersi düşünün. Yok dedin. İsabet ettin. Aferin lan sana. Yok dedin yokluktan. Sana bir varlık olur mu? İnkarda ispat edecek isabet etsen bile inkar ettin doğru çıktı. Orada mükafat veren yok. Yok ya. Peki inkarda doğru çıkma halinde karı yok. Yanlış çıkma halinde sonsuz felaket var. Ahmak mısın %50 ihtimal sonsuz felaketi nazara alayım? Bir ateistin dediği gibi. Ateistin sözü. Aynen naklediyor. Dedi ki depremlerde hiçbir ateist yoktur diyor. Başka bir ateistin sözü. Siz hiç diyor, demek ki başına geçmiş, gemiyle turist işte seyahat ederken geminiz batıp yanınızda çok en yakınlarınızın öldüğüne şahit oldunuz mu? Ha, o fırtınada hiçbir tane ateist görmedim. Meğer ateistlerle beraberlemişler gemiyi. O fırtınada hiçbir tane ateist görmedim. Depremde çok la ilahe illallah, la ilahe illallah falan. İnkar, Allah yok, Allah yok diyeni duydunuz mu? Allah 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 oldu da. Yani fıtratımızda peygamberlerin güzel sıfatını onaylayacak devlet değil, biz var. Peki, onun öyle olduğunu nereden biliyoruz yani peygamberle? Ya güneş aynaya vurdu, aynadan da yansıttı, yansıttı, yansıttı. Tam 14 tane ayna var bana gelene kadar.
14 asır her 100 senede bir mücedid Bediüzzaman'a bakıyorum aynaya. İmam-ı Rabbani'ye bakıyorum. İmam Azam'a bakıyorum. Gazali'ye bakıyorum. Geylani'ye bakıyorum. Ahlakları düşmanlar bile tasdik ediyor. Bütün gavur Mevlana diyor. Mevlanacı yani. Bir tarafına tutulmuş. Dönüyor. Dönüyor diye Mevlana. Başka ne demiş? Gel. Ne olursan ol gel. Sırf muhabbeti öne çıkarttığı için bir sıfata peygamberimizin adı Mevlana. Ya herkes Mevlana. Yani Birleşmiş Milletler Mevlana şeyi var yani. Yani ondaki o ahlakı peygamberlerden. Şimdi soruyor. Hristiyanlarca en makbul insan kimdir? İsa Aleyhisselam. Yahudilerde en makbul insan kimdir? Hazreti Musa Aleyhisselam. Müslümanlarca Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Beşeriyette peygamberlerde ittifak vardır yani. Bütün beşer ittifak etmiş peygamberlikte. Ahmet değil Mehmet ama olsun peygamberlikte ittifak var ya. Ahlakını. Bak şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkı 14 tane ayna. O peygamberimizden sonra 14 asır her senede bir mücedid gelmiş. 100 senede ustadımıza kadar 14 tane var. Ahlakına bakıyoruz. Fedakarlığına bakıyoruz. Gayretine bakıyoruz. Haşa. Yanlış dahi olsa davasındaki samimiyete bak ya. Ya bir kere davasının doğru ve yanlış olduğunu şey yapmıyorum. İnandığı davaya nasıl sadık? Onun için sordum. Sen inandığın davaya 10 numara üzerinde inandığın davana en çok sevdiğini ne kadar verebilirsin onun uğruna? 10 üzerinde mesela. Ondan sonra 124 milyon evliya. Yani hayatlarında yalan yok. 124 bin peygamber. Hayatında yalan yok. Ya bu adamlara güvenilmez de nereye güveneceksin? Yani şimdi devlete görmedin şu devlet okuttu uzman doktor göğüs hastalıkları al şunu git. Ya bu ilacı niye içiyorsun benim dediğimi niye içmiyorsun da onu? Abi olur mu ya uzman doktor ya? Kim söyledi? Devlet söyledi. Güvendiğim devlette değil yani kimmiş o. Sistemden bahsediyorum. Yöneticiden bahsetmiyorum. Ha devlet demiş oraya tabelasını koymuş. Onun ilacını içiyorsun. Kendi fıtratın onu onaylıyor. Ahlakını, dürüstlüğünü, sadakatını, davasındaki samimiyeti. Ondan sonra söyledikleri fıtratım itmiyor. Dedi ki, ebed var dedi. Ben de istiyorum zaten. Bir anda her yerde olacaksınız. Böyle bir yer var diyor. Fıtratıma dönüyorum. Bak, istiyor musun böyle bir şey? Tabii istiyorum. Diyor ki, ana babalarınızla, eşinizle, dostlarınızla sonsuz ebedi olacaksınız. Vallahi böyle bir şey istiyor musun diye fıtratıma soruyorum. Evet. Şimdi tersini iş yapalım. Ateist. Yok olacaksınız. Kabre girince yılan çıyan akreplere yem olacaksınız. Öyle bir şey istiyor musun? Yok ya. Manyak mıyım ya? Ne kar var? Bir daha birbirinizi görmeyeceksiniz. Fıtrata soruyorum. Oo. Boşuna mı resim çektiriyoruz? Unutmayayım diye koymuş. Yani bakın dine muhalif olanların iddialarını fıtratınıza götürün. Reddediyor. Peygamberlerin iddia ettiğine bakıyorsunuz, fıtratım tasdik ediyor. Yani bir devlet onaylı, bir tabelalı doktor değil, bizzat yakinim olan fıtratım gösteriyor. Fıtratının gösterdiği yolu niye reddediyorsun? Köpek bile, dikkat et, üç defa söyleyeceğim. Köpek bile, iki, köpek bile, görmediğime inanmam demeden kokuyla avına girerse, köpek, görmediği avına sırf kokuyla giderse, Allah'a ve ahireti ve peygambere kendi alemimde o kadar güzel sıfatları var ki, dürüstlüğü, vefası, sadakatı saydığınız, bu sıfatlarla ben aslılarına gidemezsem, köpek olamam ki. Köpek bir sıfatla alameti olan, nedir o? Avının bir alameti var, sesi de değil. Koku. Ya görmediğimi inanmam canım. Diyor mu yok. Koku maddenin sıfatıdır. O zaman o var. Görmüyorum. Burnum görüyor. Senin fıtratın görüyor ahireti. Ebedi görüyor. Sonsuzluğu görüyor. Her yerde olmak istiyorum. Bir de avım dediğimiz, la teşbih ve la temsil. Avım dediğimiz peygamberler ve evliyalar.
Bakıyorum hakikaten insan dürüst adamlar. Yalan yok yani. Hayatında hiç yalan yok. Ya hayatında hiç yalan olmayana bırakıp da hayat hep yalan olan Ebu Cehil'e nasıl inanayım şimdi? Şimdi toplumda esnafsınız veya memursunuz, şusunuz, busunuz. Bir bakın bakayım akrabanıza dahil. Hayatında hep yalan söylene nasıl itimat edersin ya? Rahmetli Hüseyin'e itimat eder miydi ya? Yani severiz ama sevmek başka bir şey. İtimat etmem ki ya. Ciddi ciddi söylüyor. Ya sabah kalktım ki diyor. Horoz diyor. Çok bağırdı. Beni uyandırdı diyor. Bizzat ben duyduğumu söylüyorum. Olan dedi beni yine kızdırdın. Kavra seni. Peşine koştum dedi. Tutayım kafasını koparayım. Hüseyin'e şöyle ne oldu? Kaçtı dedi ya. Ama inat değil mi dedi. Peşine düştüm dedi. Ben arkasına önde hop Meylat'a gittik denize, Karadeniz'e. Tam tutarken dedi denize atladı. Ulan bu köyden buraya kadar geldim dedi. Ne ben bırakır mıyım daha dedi. Hüseyin'e. Sonra ben de dedi soyundum. O önde ben arkadan, gide gide en son dedi. En son yoruldu dedi tuttum. Yüze yüze sahile çıktım bir baktım ki Samsun 10 kilometre yazıyor. Rize ile Samsun arası kaç yüz kilometre var? 500. 10 kilometre kalmış. Geri dönmüş mü asalara? Samsun'a çıkmadan geri şimdi dönmüş. Bu adam oturup dinleniliyor biliyor musunuz? Bize de Rusya diye anlatmışlar. He? Bize de Rusya. Bana öyle anlattı. Samsun dedi. Samsun dedi. Çıktım dedi dışarıya sahile bir baktım ki Samsun 10 kilometre yazıyor dedi. O sonra gülmekten karnım ağrıdı. Ya sor be. Canım sıkıldı da onun yanına gidiyor. Onu dinleten ne Hasan Hoca? Onu dinleten ne o? Yani fıtratı birbirine geçmiş. Nefisleri mi dinletti? Yok nefis değil. Fıtratını da şöyle düşün. Hissiyatlar var ya nihayetsiz. Duygular, hisler. Kontroldan çıkmış, aralarında hudut yok, kat yok. Hudutlar belirlenmemiş, birbirine geçmiş. Doğruluk diye anlatıyor. Yalan olsun diye anlatmıyor. Yalan yok yani. Hayatı gerçeği karıştırıyor. Tabii tabii bitmiş o. Yani gerçekte şey mesela fıtratın şehadetini. Ama insan yalan konuştuğu zaman bilir ki ben bunu yalan söylüyorum. Bu öyle değil. Tamam. Neyle oluyor? Bak şimdi. Ötelere gayrimeşru doğduğu için nikahla doğmadığından bu haller oluyor. Ne demek şu? Esrar demek sırlar demek, çoğul demek, sır. Alemi gayba insan kemal kazanarak sırlar sahibi olur. Yani okuyarak, müsbet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetine, Kur'an'a uyarak sırlar sahibi olarak ötelere doğar. Ama bu din olmadan esrar ile ötelere doğduğu için gayrimeşru oluyor oraya. Oradakiler de vurgun yapıyorlar buna. Öteye gayrimeşru doğuyor. Anladınız mı? Esrarın niye haram oluşunun bir hikmeti ötelere sistemle doğmadığı için yani manevi ahvalle nikahla yani o ötelere o şekilde doğmadığı için, gidemediği için esrar ile gittiği için gayrimeşru bir yöntemle gittiği için gayrimeşru bir yöntemle gidiyor. Uçmuş ya. Oradakiler de av görüyor. Al gel bakalım buraya. Ondan sonra evirip devirip çeviriyorlar tabii. Alemine giriyorlar. Ya ruhaniler, cinler, şeytanlar duman etmiş. Tamam. Esrar ile. Esrar kendi bedensel ve hakikatinden metafizik anafor memleketine gayrimeşru yöntemle doldukları için hakikati yani o anne baba kastetmiyorum gayrimeşru. Anlıyor musunuz? Haletleri, fikriyatları, hissiyatları ötelere gayrimeşru yöntemle doğuyorlar, geçiyorlar. Oradan da vurgun yiyorlar. Denize daldığın zaman usta değilsen, eğitimle vesaire yapmasan denizle vurgun yersin. Orada da vurgun yiyorlar. Bir esrar sahipleri geçiyor, evliya oluyor. Esrar sahipleri geçiyor, vurgun yiyor. Birisi nikahlı, birisi nikahsız. Yani yöntemli, yöntemsiz. Yöntemsiz geçiyor. Orada da avlanıyor. Anladınız mı? Esrar, sırlar demektir. Ama gene itimat etmeyin. Ben
tefekkür etti. Ama vaka da böyle. 124 bin peygamber, hayatlarında hiç yalan yok. Daha bunlardan daha itibat kim olabilir? Ben onu görmedim ki. Onun ahlakı sirayet etmiş İmam-ı Rabbani Hazretlerine. Usta da gene biraz gayb bende. Onun ahlakı bende. Sende. Niye adama değişmediğim parçayı değiştirdim diyemiyorsun Ömer? Seni durduran nedir? İmam değil mi? Heh, onun ahlakı. Arabayı tamir, öğlen sonra yağ pompasını değiştirdim diye değiştirmemiş adam. Yağını değiştirdim diye değiştirmemiş adam. Öyle mi değil? Sen kombi ayarladım diyor. İşte ne, oradaki kartı değiştirdim dedi. Yalan. Ayarladı. Yapabilir misin? Niçin yapamazsın? Peygamberin ahlakı olduğu için. Yani sendeki güzellikler zatının güzelliği değil. Bak 14 asır önceki zatın güzelliği. Sende hoşuna giden sıfatlar gene senin değil. O zaman sevdiğin o sıfatlar sahibini seviyorsun. Onun için size yaptığı iyiliğe bakın. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah ile tanıştırdı. Allah ile tanıştırdı. Kendini onunla tanımladı. Kendini onunla tanımladı. Tanımladı. Ve fıtratına ufuk koydu ve kıblesine koydu. Ve güzel sıfatlarını uyandırdı, çirkin sıfatlarını kenara koydurdu. Yani ve insanın en büyük meselesi olan kabiri çözümledi, izah etti. Ve hiç de öyle olmadığını söyledi. Bundan daha bana ne iyiliği olabilir ki? Bundan daha büyük ne? Yani Allah ne kadar kıymetliyse onu bana tanıttıran, onu bana sevdiren, ona da beni sevdirten, Allah'ımıza da bizi sevdirten bu vesiledir. Bundan daha büyük, yani Allah ne kadar kıymetliyse o kadar değerlidir Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Allah var olabilirdi ama varlığından haberim olmayabilirdi. Yani iyiliğine bakın ya. Ne iyiliği yapmış? Bugün düşünün, evinize din hakim değilse, olmasaydı, eviniz ne olurdu? O kadar size iyilik yapmış evinize. Ya. Hadsiz, nihayetsiz, müsbit ve mutasiz ehli hakikat. Yani gelmiş, ihtisası yok. Peygamberliğin çıraklığı yok. Kalfası yok. Ustalık beldesi yok. Peygamberlik meslek lisesi de yok. Okumadı meslek lisesini. İlahi yatı da bitirmedi. Yani peygamberlik yatını bitirmedi. Bir anda geliyor, sabah diyor ki ben peygamberim. Hiçbir sözünü ve davranışını deneme, yanılmayla oturtmamış. İlk ne dediyse, ne yaptıysa 23 sene sonra da aynı şeyi söyledi ve yaptı. Hiç değiştirmedi. Böyle bir şey olur mu ya? Olmaz. Ya insan hiç mi tekamül etmez? Hiç mi yeni bir şey öğrenmez? Hiç mi bir şey eklemez? Evet, niye değiştirmiyor? İlk söylediği sözü son söz olarak 23 sene sonra söyleyecek şeyi 23 sene önce diyebilir mi ya? 23 sene sonra söyleyeceğin şeyi diyebilir misin Ömer? Böyle bir şey olur mu ya? Ey ashabım 22 sene önce şöyle demiştim şimdi değiştiriyorum. Dememiş ya. Bu öyle olur mu? Olmaz. Var ama bunda demek Allah söylettiriyor. Fıtratta böyle tekamül kanunu var. Tekamülün kanunun dışında ilk ki son gibi söylemek ve yapmak tekamülün dışında olanlar der. Tekamül yoktur onda. En mükemmel başlangıçta başlamış. Çok garibime gidiyor ya. Nasıl sığdırmış o ahlakı bu şey, kutuya ya? Buraya nasıl sığdırmış? Ben de şahidim buraya. İçime şey diyeyim. Ulan nasıl yapmış ya? O da insan. Garibime gidiyor ya? Miraca git. Miraca git. Rabbini görüş. Her şeyin tezgahını gör. Cennete gir. Cehennemi gör. Gel bedevilere kanaat et ya. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a dağlara müekkel melaki, denizlere müekkel melaki gelmiş. Tamam dedi, yarıldı dedi, sokun içeriye dedi. Peygamber, tamam şöyle dağları geçirmişler, yukarıdan taş yağmış, yere batmış. Tamam, Lut kavmi, yere batmış kavmi. Buna da gelmişler. Ya Muhammed, şu Uhud dağını var ya seni sevdiğin. Şu çıkın seni sevenlerle, bunu akşam geçirelim kafasına. Dağların müekkel melaikesi söylüyor. Rabbim dedi bana böyle selam etti. Git Muhammed'e söyle,
istiyorsa sevdiklerini gece çıkarsın, unutun. Biz dağ kafasına geçireceğiz. Geçmiş kavimlerde zaten adetimdir diyor Cenab-ı Hak. Allah Resulü ne yaptı? Ben ne yapardım? Ya Rab sana hamdolsun. İyi ki beni böyle yaptın. Tabii ya Rabbi, hemen. Hemen çıkartıyorum ya Rabbi. Çabuk geçir böyle kafasına. Bir ayda geçiyor. Hemen. Evet. Ama secdeye kapanıyor ve diyor ki ya Rabbi, bilmiyorlar. Benim kim olduğumu bilmiyorlar. Seni tanımıyorlar. Allah'ım hidayet ver. Dua ediyor. Aklım gidiyor ya. Bu nasıl bir ahlak ya? Biz bir şey yaptıkları zaman arabayla makas yapın. Allah belanı versinler. Şuna bak lan. Başın devrilsinler seni. Ya arabada bir yanlış yapmış. Ya acayip bir şey ya. Ya nasıl bir ahlak? Tabii ki peygamber böyle olacak ama peygamber diye bakmıyorum ki. Normal insan diye bakınca bundaki o güzel ahlak ancak peygamber olması lazım. Ya adam böyle telefonu da şarkı türkü çalsa bile kızıyoruz da ama ya şimdi abilerle oturuyor. Yeni gelmiş bir bedevi soru soruyor. Soru soran adam. Şuraya bakın. Nasıl bir insanları sahabe yapmış ya. Bakın ben örnek vereceğim. Nereye çıkartmış bu adamı? Adam soru soruyor. Dur ya Muhammed diyor. Son ortasında çişi gelmiş. Kenarda kumun orada çiş yapıyor. Şarşar işiyor. Hazreti Ömer böyle sinirleniyor. Allah Resulü diyor ki bilmiyor ya Ömer. Ve geliyor bu adam iman ediyor ve insanların numunesi oluyor. Nasıl bir şey, nasıl tahammül, nasıl sabır, nasıl bir şey akıl almıyor ya. Tuhaf ya. Tuhaf geliyor ya. Biz imanımız var, İslamiyet var da garibimize gitmiyor. Hakikaten biz garibiz ya. Dünyada garip derken alışılmış değil ya. Güzel, niye imkanın varken çalmıyorsun? Çalıp çıkmıyorsun. Var imkanın. Herkesin bir şey yalan yapabileceği var ya. Kombiyi değiştirmesin, değiştirdim. Yağıt filtresini değiştirmesin, şey yaparsın. Elektrik kabloyu bilmem ne yapmadım, yaptım dersin. Lan ne bileceğim binanın içinde ne soktun sen? Kalın deri mizde seçer. O kadar, evet. Ama niye yapmıyorsun da yani? Bu onu getirdi güzel ahlak. Sana hakim, hala hakim. Daha en büyük delili sensin. Devlet, ihtisas doktor diye itimat ediliyor. Soytarın da birisi ya, ne ağızda yok, yalancı ya. Yalan, hepsi dindar değil ki. Yazıyor reçetesini, itimat edip ilaç içiyorum. Hayatında hiç yalan olmamış. İsabet etmedi, hiçbir şey yok. Verdiği İslam reçetesini insan içmiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ordinalis Profesörü'nün yazdığı reçeteyi adam acaba diyor şimdi. La sen tasdik ediyorsun onun doğruluğunu ya. Onun reçetesi ya. Namaz 5 defa bunu yap dedi. Şu ayda bunu bir şey yeme dedi. Ya. İnsan bak kötü bir şey mi dedi. Aldatma dedi. La fıtrata zıt mı bu? Yalan söyleme dedi. Tamam. Kendini reva görmediğini başkasına da reva görme dedi. Ya söylediğine bakın fıtrat hangisi uygun değil ya. Yalan söyleme dedi. Sözünde dur diyor. Sözünde değil verdiğin saati gitmiş. Hangi gün? Bak şimdi bir yol diye. Diyelim ki bugün 2'de. Aynı. Allah Resulü aynı mekana gitmiş. 2'de orada olmuş. Bilmem beklemiş. Bakın ha okuduğumu söylüyor. Epey beklemiş. Yok. Belki unuttu diye. Ertesi gün belki gelir diye. Aynı saatte aynı yere gitmiş bir daha. Sonra 3 gün yapmış. 3 gün. 3 gün o yere gitmiş. Beklemiş onu. Kuşu vefat eden Yahudi çocuğuna taziyeye gitmiş. Lan babası ölüyor, annesi ölüyor, karısı ölüyor, ben hala taziye yapmıyorum. Kuşu ölmüş ya. Nasıl bir ahlak bilmiyorum. Ama tasdik ediyorum. Çok hoşuma geliyor. Hoşuma gitmiyor. Hoşuma geliyor. Garip. Bu itimat dedi, bu güvenilir değil de kim olabilir başka ya? Ondan sonra kabir meselemi çözdü ya. Psikolojik sorundu bende. Doktora gidiyorsun, hap veriyor. Ya korku var diyor, hap veriyor. Oy Allah razı olsun ya, ne güzel bir ilaç. İlacı bana çok iyi geldi. Kalbi çözümledi. Pasaport dairesi yaptı. Lan bundan daha ilaç olur mu ya? Pasaport dairesi, teris olacaksın diyor. Ben şimdi terisimi bekliyorum biliyor musunuz? Ben ölümü teris olarak görüyorum. Beni Allah teris edecek. Nasıl inanırsanız ölüm amel görecek. Ya bana bu hapı verdi ya. Allah ondan razı olsun ya. Ondan sonra bana dedi ki,
Tabuta binmekte ne korkuyorsun? Zaten beden tabutunda oturuyorsun dedi. Allah Allah. Beden tabutmuş. Fikir tabutmuş. His tabutmuş. Onun vekili söyledi ustam. Beden tabutmuş. Fikir tabutmuş. His tabutmuş. Hisse bindin cehennem veya cennet ediyor. Yani o tabuta girmek ne ki? Zaten hissiyatına binmişsin. Hadi ya. Ne güzel çözümler bulmuş ya. Gel de sev be ya. Bu iyiliğine bak ya. En iyisi bir iyilik. Bu iyiliğine mukabele edelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya Rabbi, Allah'ın hatırına, Kur'an'ın hatırına, Muhammed'in senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına, bu maide-i Kur'aniye soframızdan onu haberdar et. Amin. Hoşnut et. Bize şefaat etmesine vesile et. Ve fırsat ver. Ya Rabbel Alemin, Müslümanları hasete nur talep edin. Amin diyenleri ikinci anda aziz eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Onun sıfatını hürmetine. Evet. Oh. Hadsiz ve nihayetsiz, müspit ve mutasiz ehli hakikat. Ashab-ı tahkikin ittifak ettikleri erkan imaniyede. Aklı gözüneymiş, kapsız, maneviyattan uzaklaşmış, körleşmiş birkaç filozofun inkarları ile şüpheye düşmenin ne kadar ahmaklık ve divanelik olduğunu kıyas ediniz. İki tane serseri diyor, serseri filozof, buharı bulmuş. Buharı bulmuş, tamam mı? Maddenin yapısını işte buluyorlar. Şimdi de insansız hava araçlarını bulmuş adam. Uydusuz vesaire çalışan adam. Dünyada bir şekilde. Şimdi o ne yapalım yani? Dinine mi ittiba edelim adamı? Yani iki tane filozofun lafına bu kadar sana iyilik yapan, seni tanımlayan. Yani şunu bulmuş. Ya ahireti bulmuş bu adam ya. Yani elektrik olmasa da yaşardık mesela diyelim. Şimdi ahireti bulmuş, sonsuz hayatı sana bulmuş vermiş, senin üstünü kaldırmış. Şimdi bunun sözünü koyuyorsun, aklı gözüne inmiş, kapsız, maneviyattan uzaklaşmış, körleşmiş birkaç filozofun inkarları ile şüpheye düşmenin ne kadar ahmaklık, divanelik olduğunu kıyas ediniz ya. Şimdi ona şey yapacağım, filozof ölümü şöyle çare bulmuş. Ben size naklediyorum. Okumanıza gerek yok. Ben nakledeyim. Filozof ölümü şöyle bulmuş. Ölümde korkanına gelmişler yanına da şöyle demiş. Ölüm var mı şu anda? Yok. Niye korkuyorsunuz? Öldükten sonra da zaten ölmüş olacaksınız. O zaman da korku yok. Tamam. Ak bir andır diyor. Merak etme diyor. Çözüme bak. Vay be. Ölmeden önce olmadığı için elem yok. Korkma. Öldükten sonra zaten bitmiş olay. Gene korkulmaz. Allah he? Direkt hayvanlık makamına. Acayip bir şey ya. Ölüm anında bir şey diyor. Zaten biliyoruz abi bunu. Bilmiş adammış o ya. İşte felsefe bu. Şimdi bu adam oy. Ne dedi? Mesela Karl Marx ahireti mi vaat etti? Karl Marx yılan ve çıyanlara akrep olacak, akreplere yem olacaksın kabire girince yokluk var diyor. Ne olacak beden? Yiyecekler seni diyor. Vay be iyi ki söyledin lan. Tamam lan sen. Doğru söyle fikir. Fıtratına sor bakayım, istiyor mu böyle bir şey? Lan ben normal Müslüman olmak da ölmek istemiyorum ya. Şehit olmak istiyoruz ya. Hiçbir şey anlamak istemiyoruz. Fıtratım herkesin istiyor bunu. Ben de değil herkesten. Duymak istemiyorum. Mesela uçakta korkanlar uyku kapı içiyorlar. Çok şahit oldum. Adam uyandırıyorsun, gitmiş. Al, ver. Ondan sonra böyle üstesleri vesaire kağıt bırakmış. İndiğimiz zaman işte bana bunu koklatıp uyandırın beni. Bu kabiri nasıl yaşayacak? Hiçbir şey zamanını, maddesini, ömrünü, davasını harcamamış. Canını nasıl verecek? Vermeye alışmamış. Elhamdülillah. Hem madem gözümüzde gündüz gibi, bak gözümüzde gündüz gibi, hem nefsimizde hem etrafımızda bir rahmeti amme, bir hikmeti şamile, bir inayeti daime müşahede ediyoruz. Yani bir de söylediklerine delile bak. Şimdi etrafımıza bakın. Gözümüzde görüyoruz. Nefsimizde, bedenimizde, hayatımızda bakıyoruz. Ne var? Rahmet amme var. Bak bakalım rahmete. Ne çeşit rahmetler var? Kış geldi, meyvelerin çeşitlerine bak. Her bir nefes alış bir rahmet.
rahmet-i amme. O kadar geniş rahmet ki nimet Allah'ıyla atosuva. Saymaya kalksan bitiremezsin. Bak böyle bir rahmet. Ahiret olmamakla bunları hiç de atmış olmuyor mu? Anlamsız kılmıyor aslında. Şimdi düşün. Kaç kişi var dünyada yaşıyor biliyor musunuz? 7 milyar. 8 milyarın üzerinde insan var. 8,5 milyar, 8 milyar. 8 milyar. 8 milyar insanın aklını yapan akıl ustasını hayal edin. Herkesin aklını yapmış. Çekiç, tornavidayla, penseyle. Tamam mı? 8 milyar insanın, geçmişi konuşmuyoruz. Bilim diyor ki, şimdiye kadar dünyanın altındalar şu anda. Gelen insan sayısı ortalama 120 milyarmış. Şu anda 8 milyar insan yaşıyormuş. Ha? Ben bu zamanı söylüyorum. 8 milyar insanın aklını yapan akıl ustası. Bu akılları ahirette diriltmemek üzere toprağa çürüterek akılsızlık yapar mı bu usta? Bu nasıl akıl ustasıdır? Bak, 8,5 milyar insanın aklını yapan akıl ustası, aklı kül, diriltmemek üzere kabre sokarak akılsızlık yapar mı bu usta? Sen neye benzer anlamayız bunu, bu söylediğimi. Şimdi anlarsın. Kaç para maaş alıyorsun? 5.000 lira. Ha, o kadar alıyorsun değil mi? Ha. Şimdi sen işi parayı çektikten sonra al ya, en büyük para 200 lira değil mi? Hiç bunun yandığını görmedim. Ha, böyle bir dizeyim. Bakayım para nasıl yanar? Pembe mi yanar? Kırmızı mı yanar? Pembe ya kızım. Şöyle tutuşturur musun? Hiç yaptın mı? Yapanı gördün mü? Yok. Parayı tutuşturanı gördün mü? Vay be. Veya en çok sevdiğin. Vallahi bir araba aldım. Yeni ha. Vallahi jip aldım bilmem ne aldım. Vallahi bu arabanın hiç yandığını görmedim diye tutuşturan olur mu? Olursa da bu adamı nereye koyarlar? Şimdi düşün. Sana verilen bir sistemle, akılla malını israf etmesin de senin aklını yapan zat seni diriltmemek üzere bu aklı israf eder mi? Sen malını israf etmiyorsun da. Aldın, kazandın parayı, yakmıyorsun. Arabayı yakmıyorsun. Niye? Sana verilen bir sistemle. Bu aklı yapan usta diriltmemek üzere kabre sokarsa bu akıl, bu aklı israf etmiş olmaz mı? E niye o zaman bu dünya var ki? Yani bu kadar niye masrafı? Armut'u niye verdi bana ya? Ya çok acayip ya. Ya hiç insan nara bakmıyor mu? İncire bakmıyor mu ya? Nara bir bakmıyor mu böyle? Şöyle boşaltmıyor mu? Mısır'ın koçanını boşaltmıyor mu? Bu nasıl tasarım? Nasıl bir hesap? Nasıl bir geometri ya? Nasıl mimar? Nasıl usta? Hiç Mısır'ın böyle şeyinde, koçandayken, ağacında, dalındayken eğmiyor musunuz? Bir de binaya bakın ya. Rüzgara nasıl yatıp kalkıyor ya? Ya buradaki bir tasarım, statiği düşünün. Bina yapılması için iki tane hesap var plandan dışında. Zemin etüdü yapılır. Ulan batak mı? Bir de statiği yapılır yani. Binanın dayanımı, bir de zemini. Lan Mısır'ı ekiyoruz, nasıl yatıp kalkıyor ya? Binaya bak ya. Hem bina canlı değil. Mısır canlı. Bu binanın projesi var mı? Var. Tarlaya diksek çıkar mı bina? Mühendis çizdi bunu. Odunun çizdiği, Mısır'ın çizdiği Mısır tanesini gelecek sene koyuyorsun çıkıyor. O mühendise bak. Yani bu niçin, ne anlatmaya çalışıyorum? Bir rahmet-i amme var. Geniş bir rahmet. Her tarafı kuşatmış. Bataklıklar bile Mısır'ı çıkartıyor. Afyon'da haşhaş değil mi? Hala. Sıkıntım var. Biraz çek haşhaşı. Allah bir böreği falan. Hikmet-i Şamile hiçbir şey anlamsız bırakmamış. Hikmet. Her şeyde gaye var. Niçin ve neden sorusunun cevabı var. Hikmet çıkıyor. Niçin neden sorarsanız hikmet çıkıyor. Bir inayet-i daime var. Mesela Allah'ın inayeti olmasaydı bugün burada olmazdınız. Bu dersi dinleyemezsiniz. Allah'ın inayeti var. Yani seni seviyor. Bu korona döneminde farkında mısınız? Derstesiniz ha. Derstesiniz. Ya bu dersi dinliyoruz. Anlamanız için 3 ay korona döneminde yoktunuz değil mi derste? Ne olmuştunuz? Duman olmuştunuz. Duman. Hepimiz
Gerçi ben gene canlı yayına falan devam ettim. Hiçbir şey, hiçbir bırakmadım da. Koronadan, tıptan, şunda bunda hep yani şey yaptık ama bir derece korundum. Yani bu ders. Ya inayete bakın ya. Allah inayet. Kabre kadar hep bizi koruyor. Anadır abi, indel ağacı. Ağzına kadar yemeği veriliyor. Nasıl bakıyor? Bugün sordum Nadir abi. Şey vardı, Tahir'le beraberdik. Tahir su veriyor. Tahir beraberdik değil mi o zaman? Su verilirken, sana kim içiriyor dedim. Allah dedi. Lan Tahir veriyor suyu. Allah içiriyor diyor. Ağzına kadar sokuyor. Ya acemiş. Çok yani, Allah hakikaten hoş bir şey ha. İnsan zevk alıyor ya Allah. Huzur doluyorsun. Haş ahiret olmasa bile zaten ücreti aldık yani. Dünyada rahat yaşıyoruz. İnsanların planetlerini bir görsen ya. 100 metrekare dairede karı koca kavga ediyor. Değil mi? E sizin eve bakın kaç tane çoluk çocuk var şu an. Din ne kadar kimse o kadar mutlusunuz. Çok şükür ya. İnayeti daime müşahede ediyoruz. Bir evde din ne kadar kimse o kadar tahammül olur, sabır olur, şefkat olur, anlayış olur, idrak olur. Küçük menfaatını evin huzursuzluğuyla büyük zararı istemez. Küçük bir zararı var işte. Yani bu niye olmuyor istediğim niye falan. La tamam da bu olmasa adına bir sürü sıkıntı olacak. Yapma işte vazgeç. Arzunu, isteklerini ertele ve ötele. Ötele orada olacak ya. Rahat ol. Kuru ekmeğe batır. Kuru ekmeğe sirkeyi batır. Ye ve huzurunu ara. Allah ve ahiretle ümitli yaşa. Bırak ötekisi ya. O zaten olacak. Olan olacaktır. Olmayan olmayacaktır. Olan da olmuştur. Bu kadar. Olan olacaktır. Sen istesen de istemesen de. Kaderin sensini geçiyor. Bu nehir akar der. Nehir. Senin önden akıyor. Onaylayıp reddedersen lehine aleyhinde oluyor. O kadar. Hayat akıyor kardeşim. Sana rağmen çalışıyor. Hayat içinde ben şimdi bir ay, hepinize söylüyorum. Ben de dahil. Vefat edelim bugün. En fazla bir ay sürmez. Tarihte silineceğiz. Unutulacağız canım. He hakikaten iyi adamdı ya. O kadar. Ama benim sahibim unutmayacak beni. Böyle yaşadım. Ümitle yaşadım. Yatakta da öyle. Dün sabah değil mi? Bu sabah. Peygamberimizin doğum kandiliydi ya, biliyorsunuz İslam'da gece önce gelir, gündüz sonra olur. Mesela cuma gecesi perşembe akşamı olur, cuma günü onun ertesi gün. Anladık değil mi burayı bak. Dolayısıyla oruç tutacağınız zaman karşılama olur Mevlüt kandilinde önce tutarsan. Aslında Mevlüt kandilinin günü bugündü oruçta. Bu günü bugündür. Sabah onun doğumunu Allah nasıl müjdeledi semayla. Nasıl şimşekler, yağmurlar. Hep öyle oturdum böyle. Allah Resulü'nün doğumunu bütün sema alkışlıyor. Kalktım belki de gürültü şimşek ödü patlayan vardı. Ben hep maşallah camı açtım tamam böyle. Maşallah bir sema vardı. Semada bir donanım var, havai fişekler var. Bir düğün var bir görseniz. Düğün keyif abi. Mest oldum o ya. Şımşıktır. Allah acayip. Fes var Allah. Yani ne kadar ümit yaşatıyor. Ben dedim ya Peygamber Aleyhisselam doğumunu sema bile alkışlıyor ya. Hep mübarek gecelerde hep rahmet var. Hepsinde. Çok şükür ya. Biraz da kaldı bitiriyorum. Oo hemen. Demek ki bir rahmeti amme var. Kuşatıcı bir rahmet var. Hakkım yoktu, alacağım yoktu. Allah beni yarattı. Var etti, varlığından haberdar etti. Daha ne yapacaktı ki? İman da verdi, onunla da ümitli yaşıyorum. Benim de dostum o. Tamam. Ondan sonra daha güzel nimeti bana, hepimize verecek. Böyle yaşatıyor şimdi. Sonra hikmeti şamile var. Yani hayatımızdan niçin nedenleri sorduk mu hikmetler çıkıyor. İlim işte onun için buradayız. Sonra inayeti daime var. Allah'ın ikramı var. Hala yaşıyoruz. Toprak altında değiliz. İman etme şansımız var. Ama kabre geçenlerin bir daha la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyemez. Ben hala diyebilirim. İçinizde bir daha deyin. Müşahede ediyoruz. Ve dehşetli bir saltanat-ı rububiyet. Yani saltanat-ı rububiyetten o şimşekler çaktı ya gece sabah. Yani o nasıl bir saltanat var ya dedim ya Rabbi. Bu elektriğe bak ya.
Sonra dedim ki, ya dedim bu şimşekler baharda olur. Dün bu sabah kendim sordum. Toprağın altına bırakılan çekirdekleri uyan emrini şimşekler veriyormuş. Adetullah bakımından. Uyandırma. Dedim ya şimdi bahar değil, çekirdekler yok da dedim. Yani bu toprağın altına bu şimşekler niye çakıyor dedim. Kalbime geleni söylüyorum. Dedi ki, şimşeklerin bir hikmeti toprak altındaki çekirdekleri uyandırmaktır, bir hikmeti. Bir hikmeti ise bulutlardan yağmuru sağmaktır. Yani o hikmet, bu hikmet, bir sürü hikmetler var. Alkışlama da var, donanım da var semayı. Peygamberimizi müjdeliyor. Ha, bir hikmeti de o. Dikkatli bir adalet haliye var. Yani kainat zıtlar ama birbirine geçiştirmiyor. Ve izzetli bir icraat-ı celaliyenin asarını ve cilvelerini görüyoruz. Hatta bir ağacı meyveleri ve çiçekleri, düz okuyorum şimdi, saatim geldi. Hatta bir ağacı meyveleri ve çiçekleri sayısınca o ağaca hikmetler takan bir hikmet ve her bir insanın cihazatı ve hissiyatı ve kuvveleri adedince ihsanları, inanları ona bağlamış bir rahmet, kavmi Nuh ve Hud ve Salih aleyhisselam ve kavmi Ad ve Semud ve Firavun gibi asi milletlere tokat vuran, yani kendisine itaat edenlere bu kadar ikram, isyan edenlere böyle tokat, bir tek ikram muhabbeti, bir tek tokat hiddeti gösterdiği halde bu kadar asi milletlere tokat vuran ve en küçük bir zihayatın hakkını muhafaza eden izzetli ve inayetli bir adalet. وَمِنْ اَيَاتِيَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ سُمَّ اِذَا دَعَكُمْ دَعْوَةً مِنْ اَرْضِ مِنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ayeti azametli bir icaz ile der diye devam ediyor ama cümlesini bitireyim. Nasıl ki iki kışta da ayet ne diyor? Nasıl ki iki kışta da yatan ve duran mütü askerler bir kumandanın çağırmasıyla silah başına ve vazife başına boru sesiyle gelmeleri gibi aynen öyle de bu iki kışlanın misalinde ve emri itaatinde o koca semavat varzı Sultan Ezeli'nin askerlerine iki mütü kışla gibi ne vakit Hazreti İsrafil aleyhisselamın borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar çağrılsa derhal ceset libaslarını giyip dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren her barda arz kışlası içindekiler melek-i radin borusuyla aynı vaziyeti göstermeleriyle nihayetsiz azameti anlaşılan bir saltanat-ı rububiyet diye devam ediyor. Burada bırakıyorum. Çünkü sizi daha kızdırmayayım. Bir saatim oldu. Vahırda vahım. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامات